Bismillahirrahmanirrahim. Ve aslul kaderi sirrullahi teala fi halkihi. Lem yattali ala zalike melekun mukarrab ve la nebiyyun mursel. Fetteammuku vel nazaru fi zalike zari'atul hizlan ve süllemül hirman ve derecetul tuğyan fel hazer kullel hazer min zalik nazaren ve fikren ve vesveseten. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَأَصْلُ الْقَدَرِ Kaderin asli nedir? Kaza-u kader diyoruz. Her şey kaderde olmuş. Kadere iman etmek vaciptir. İnna kulle şeyin halaknahu mukadder ayeti kerime. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her şeyi kader ile halk etmiş. Her şeyin bir miktarı var. Kaza-u kader. Peki bunun aslı ne? Bunu öğrenemez miyiz? Onu diyor ki hayır. Bu aslul kader, kaderin asli. Sırrullahi Teala, Allahu Teala'nın bir sırrıdır. Fi halkihi, kendi mahlukatında bir sırrıdır. Kimse bunu bilmez. Her kim kaderin sırrını anlayacağım derse beyhude. Çalışır, yalpalanır, sağa vurur, sola vurur, ya Cebriye'ye gider, ya Kadriye'ye gider. İlla ortada kalmak da zor. Ortada kalırsa kaderi inkar etmez, cebrede gitmez, ortada kalırsa ehli sünnet. Yok ayağı bir tarafa kayarsa işte o ehli gider. Niçin? Çünkü bunu Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ilmi beşere öğretmemiş. Beşerden gizlemiş. Beşerin akli onu idrak edemez. İdrak edemeyeceği bir şey sen ona söyle. Kellimün nâse lâ kader ve kûlihim. Herkese aklının yettiği kadar söyleyeceksen. Aklının ermediği bir şeyi söylesen faydası ne? Hiçbir faydası yok. Motordan anlamayan bir adam anlamıyor, hiç motor görmemiş. Sen ona motordan bahset. Ne anlar adam o motordan? Yazının inceliğini anlamayan bir adam, şu yazı sülüstür, şu nesiftir, şu rükedir, şunun şurası şu kadar unutlu olacaktır, şurası şöyle gelecektir, ne anlar? Hiçbir şey anlamaz. Bu beşerin elminin bazısını bazısı anlamazsa o da beşer, o da beşer. Makineyi yapan bir beşer. Onu bilen ihtisas sahipleri var. O da beşer. Öteki anlamadığı halde ona sen konuşsan, anlatsan anlamayacak. Onun konuşmada ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Bu ki kader. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri beşerin aklının fevkinde olarak o kader ilmini halk etmiş. Sen ona nasıl akıl erdireceksin? Öyleyse el-aczu enderekil idraki idrakim. Ne vakit ki sen aczini itiraf edersense ya Rabbi ben idrak edemiyorum. İşte sen idrak ettin. Yani aczini itiraf ettin, tam ehli sünnet vel cemaat mezhebinden olduğun her şeyi Allah'a teslim ettin. Yok ben anlayacağım diye çalışırsan sen bir müdür. Lem yattali muttali olmadı. Ala zalike bu kaderin sırrına melekün mukarrabün, hiçbir mukarrab olan melek, Allahu Teala'nın en sevdiği mükerrem halk ettiği melekler bile onu anlamadı. Çünkü melek deyince muhtelif melekler var. Meleklerin ümumi melekler var. Bir de mukarrab olan melekler var. Diğer meleklerin peygamberleri. Cibril Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, bunlar mukarrebin meleklerden. Bunlar bile bilmez. وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلْ Hiçbir Nebi-i Mursel de bilmez. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin birçok enbiya ve rüsülü var. Onlar kaderin sırrını bilir mi? Onlar da bilmez. Beşerden gizli. وَالتَّعَمُّقُ Teammuk, onun derinliğine dalmak. وَالنَّزَرُ Onda fikretmek fizalik. O kadar da زَرِيَةُ الْخِذْرَانِ Hızlanın vesilesidir. Ben illa bunu derinleştireceğim, bunu anlayacağım diye ona zihnini verirse Allahu Teala'nın rahmetinden kesilmiş
Hizlan'a gitmiş demektir. Hizlan demek nusret-i ilahiye ondan kesilmiş. O kendi kendine yol bulacak, heyhat bulamaz. O vakitte sapıdır gider. Ve süllemül hirman mehrumiyetin merdivenidir. Neden mehrumiyet? Allahu Teala'nın rahmetinden mehrumiyetinin merdivenidir. Sen Cenab-ı Hakk'a teslim edeceksen, aczini itiraf edeceksin ki ya Rabbi ben bu kadere, kaderin sırrına aklım ermez. Ben her şeyi sana tafviz ettim, havale ettim. Ben yalnız kulluk vazifesini yapıyorum. İşte o vakitte Allahu Teala'nın nusreti sana gelir ve Allah'ın rahmeti sana erişir. Yok, illa ben anlayacağım diye zorlarsansa mehrumiyete gidersin. Hirmanın süllemidir, merdivenidir bu. Yani sen kendi kendini beğeniyorsun. Allahu Teala'nın beşerden gizlemiş olduğu ve beşerin aklının ermediği bir ilmi öğrenmek istiyorsun. Öyleyse sen daları da gittin kurtardın. Ve derecetü tuğyan, bir de tuğyanın derecesidir. Allah'a asi olmanın basamağıdır. Allahu Teala sana diyor ki senin aklın ermez. La yüselü emma yefel. Kesmiş atmış. E senin lahi, ben bunu da anlayacağım. Allah'a isyan ediyorsun. Fe innallaha ta evet. Fel hazer. Sakın. Kullel hazer. Bütün sakın, sakın, sakınmak nasıl olursa her çeşidiyle sakın. Min zalike, bu kaderin sırrına girmekten sakın. Nazaren. Nazaren olsun yani nazar ki bakıp da delil getirmek ve fikren düşünmekle olsun ve vesveseten vesveseten olsun yani bu üçünden nazaren fikren vesveseten sen kaderin sırrını anlamadan çekeyim. Nazar demek yani sure kübra gaziye yapıp netice çıkarmak. Bir defa bu olmaz, kaderde bu olmaz, bundan vazgeçeceksin. Fikren düşüneceksin, fikren düşünüp de kaderin sırrını anlayacaksın, bundan da vazgeç. Vesvese, aklına bazen şeytan getirir, vesvese eder, vesveseyi şeytan, o vesveseyi getirdi mi onu da tard edeceksin. Fe innallaha teala, zira Cenab-ı Hak Teala Hazretleri tava dürdi ilmel kaderi, ilmi kaderi an enamihi halkinde. Yani bir adam bir ona muhtali olmasın, okumasın diye onu katlar, zarfa koyar. Eskiden onu dürerdiler. Şöyle yuvarlak eder. Ondan sonra da onun kabı olur. Kabına koyar. Yuvarlak. Tenekeden yahut da başka bir şeyden. Onu da mühürler. Kimse açmasın. Şimdi o usul değişmiş. Katlıyor, zarfa koyuyor. Zarfide mühim bir şey olursa onu mühürler. Yani mektup mumları vardır. Mektup mumunu koyar. Onu da mühürler ki kimse açmasın. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri teşbihde hata olmasın. Beşerin idrakinin fevkinde olan bir ilim olduğunda onu öyle dürmüş ve beşere beşerden onu saklamış. Niçin? Anlamaz da onun için. Saklı bir şey var mı? Tabi aklın ermezse sen ona ne edeceksin? Yani meydana getirsen anlayacaksın. Bir ari mehluk olduğu halde ari bali nasıl yapıyor? Buna bir türlü muttali olamadılar. Camdan kovan yapıyorlar. Ari içine koyuyorlar ki bakalım bari nasıl yapacak? En evvel o cami bir boyu veriyor. Daha göremiyorsun. Ondan sonra başlıyor çalışmaya. Ari kendi sırrını göstermediği halde, insanın aklı ermediği halde. İlmi ilahiye nasıl aklını erdireceksin? Mesela bal arının ağzından mı olur? Yoksa arı kendisinin dışarı ifraz etmiş olduğu bağırsaklarından ifraz etmiş olduğu bir maddeden mi olur? Hala muhtelifin fi. Hayır ifrazattan olur, hayır ağzından olur, hayır çiçekten olur. Halbuki bu bir mehlukun yapmış olduğu, bir sineğin yapmış olduğu bir var. Bu ilmi ilahi o kadar büyük ki, hadi ilmi ilahinin daha çokları var da, kader hepsinin üstünde. Şimdi kadere gitmezden evvel, suların akması, ağaçların bitmesi, en mağdurlu çiçeklerin meydana gelmesi, bir toprakta 5-10 türlü tokum atıyorsun, birisi sarı çıkıyor, birisi yeşil çıkıyor, birisi beyaz çıkıyor, birisi kırmızı çıkıyor. Bu rengi bunlar niye başka
başka başka çıktı. Aynı topraktan, aynı sudan. Yani tohumları başka olduğunda. Tohum ne? Hepsi bir çıksın. Yok. Hepsi bir çıkmaz. Hepsi ayrı ayrı. Niçin? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onların kabiliyetini ona göre halk etmiş. Onun çiçeği kırmızı olacak, öteki sarı olacak, öteki beyaz olacak. Peki bu kabiliyeti Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ufacık bir tohumda halk etmiş. Buna insanın aklı eriyor mu? Ermiyor. Ermiyor. Sonra bir ufacık ağaç, bir taşın üzerine tik, azıcık ona kum koy. Yavaş 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 onu büyüt. Onun ince, ipekten daha ince şeyler oluyor. Damarları oluyor. Onlar yavaş 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 o taşların arasına giriyor. Hem o kadar ince ki böyle tırnağın değdirsen hemen kırılır. Yavaş 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 git gide o suyunu, kuvvetini ala ala büyüyor, sertleşiyor. Sertlediği gibi taşın içerisinde daha fazla nüfuz ediyor. Taşı parçalıyor. E peki bunu nasıl? Bir toprak bir su. Cenab-ı Hak bu kuvveti ona nereden verdi? Sonra o ağaç oluyor. O ağaç öyle ağaç oluyor ki koskoca ağaçlar oluyor. Kimisi sert, kimisi yumuşak, kimisi uzun, kimisi kısa. Peki bu nereden oldu? Toprağının sudan. Nasıl oldu ya? Toprak su olur mu? Kudret-i ilahi işte gözünün önünde oluyor. Buna ne diyoruz biz? Tebiat. Tebiat diyoruz. Bak, o tebiatı halgeden kim? Cenab-ı Hak ona o kabiliyet vermiş, böyle oluyor. Bunlar ki gözümüzün önünde olan biten şeyler. Bu kaderin öyle değil ki. İmkanı yok. Hiçbir beşerin aklı oraya ermez. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o ilmi beşerden tayy etmiş. Yani dürmüş. Siz buna muttali olmaya çalışmayın. Aklınız ermez demiş. Ayet-i Kerime'de de buyurmuş ya. Tevâ ilmel kaderen enâmihi. Mahlukatından ilmi kaderi tayy etti. Ve nehâhum. Mahlukatını nehyetti. Emme râmihi. Kaderi kastetmekten onları nehyetti. Biz kaderi öğrenelim, bu nedir anlayalım, bundan da nehyetti. Cenab-ı Hakk'ın nehyine dair bir delilim var mı? Var diyor. Kemâ kâle teâlâ fî kitâbî, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde buyurdu. Lâ yüselü ammâ yef'alû ve hum yüselûn. İşte bu ayet-i kerimeyle nehyetti. Lâ yüselü, Cenab-ı Hak sual olunmaz. Neden? Amma yef'al, kendi işlediğinden sual olunmaz. Ya Rabbi bunun için böyle yaptın. Bundaki sebep nedir? Başka türlü yapsan olmaz mıydı? Denilir mi denilmez? La yüselun ve yef'al. Ve hum, halbuki mahlukat, yüselun, yaptıklarından sual olunurlar. Femen se'ale, her kim sorarsa, dese ki, lime fe'ale, Cenab-ı Hak bunun için halketti. İtiraz etse, Cenab-ı Hak şu hayvanın için halketti, zararlı bir hayvan. Mesela kurdun için halketti, yılanın için halketti, akrebin için halketti, farenin için halketti, herhangi bir şeye itiraz etse, fakat reddeder bu adam, hükmel kitab, kitabın hükmünü reddeder. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? Benim yapmış olduğum işten beni sual tereddüt etmez. Binaenaleyh hiçbir kimsenin bana sual sormayı hakkı yok. Sual ederse ne olur? Bu ayeti kerimeyi reddetmiş olur. Kabul etmemiş olur. Ve men redde, her kim reddederse hükmel kitab, kitabın hükmünü, Kur'an-ı Kerim'i reddederse kâne minel kafiri, kafirlerden olur. Hani bazı hadis-i kutsilerde de var ya, men lem yarda bi kadâi فَلْيَلْتَمِسْ رَبَّنْ سِوَيْ. Her kim benim kaza ve kaderime razı olmazsa başka Rabb arasın. Ya Rabbi sen şunu şöyle tekdir ettin. İtiraz mı edeceksin? İtiraz edemezsin. İtiraz mı ediyorsun? Başka Rabb ara. Başka Rabb var mı? Yok. Beyhude. İyisi teslimiyetten başka çare yok. Sana düşen vezife, kulluk. Kulluğunda bulunacaksın. Fehada, işte buraya kadar zikretmiş olduğumuz bu meseleler cümletu maşul bir meselelerin cümlesi ve hulasesidir ki yehtacu mühtac olur ileyhi ona, men bir kimse mühtac olur ki hu, o adam
münevverün nurlanmıştır kalbuhu kalbi. Kimden o da? Min evliya illahi teala, Allahu Teala'nın sevmiş olduğu kullardan. Burada evliya demek Allah'ın sevmiş olduğu kullar. Bir de istilahta evliya var ki, yani sülahi ümmetten daha fazla bir dereye çıkırsa büyük bir takva derecesine çıkar, onlara da avam lisanında evliya derler ki, yani sülahanın daha üstünde. Burada o manaya değil. Salih bir kul kim olursa olsun, ibadetinde bulunursa Allahu Teala onu sever. İşte bunlara ne derler? Evliyaullah. Allahu Teala'ya iman etmiş ve teslim olmuş, kulluğunda devam ediyor. İşte bu oldu evliya. İlla keramet sahibi olmak şart değil yani. Peki bu zikrettiğimiz akideleri kim benimser? Her kimin kalbi nuru ilahiyle münevverse, Allah'a teslimiyeti tamam ise, işte bu adam bunlara mühtaçtır. Bundan ne anlaşılıyor? Bir de var ki ne'ûzu billah, kalbi münevver değil, kalbi kara. Bu adam ne yapar? İtiraza başlar. İtiraza başladığı gibi gadeb-i ilahi mucib olur. İşte bitti, o hızlan merdivenine bindi. O merdiven onu cehenneme kadar indirir. Vehye işte bu. Allahu Teala'ya teslimiyet derecetur rasihine fil ilmi. İlim de rusuh sahiplerinin derecesidir. İlim de rusuh ki ilmin nihayetine varmış. Beşerin tahsil edeceği mümkün olan ilmi tahsil etmiş. Peygamberlerden başka peygamberlere, çünkü ayrıca vehi geldi. Rasihune fil ilim, yani beşer kendi kesbiyle ne kadar ilim kazanılabilir? Buradaki ilimden de maksat senet değil. Teyyare, top yapmak, atom yapmak, bu değil. Sıfat-ı ilahiyye, ef'ali ilahiyye, yani bunlar hakkında ve itikadi vacip olması lazım ve ahkam-ı diniyeden öğrenilmesi lazım gelen mesaili bir kul ne kadar kesbedebilir, ne kadar imkanı var, onların hepsini öğrenmiş bir adama ne derler? Rasih fil ilim. Elimde rüsuf sahibi. Yani dine mühtaç olunan şeylerin hepsini bu adam bilmiş. İşte bu elimde rüsuf sahibi olan adam bu dereceye geldi mi, kadere, kader meselesine geldi mi teslim olur. Yok, o bizden gizlidir, biz onu bilemeyizdir. Vehye derecetur rasihine fil ilmi, işte elimde rüsuf sahiplerinin derecesi bu. Ayet-i kerimede de var ya, ve rasihune fil ilmi yekulune kullun min indi rabbina. Elimde rüsuf sahipleri ne derler? Ayet-i kerimelerin ister mühkematı olsun, ister müteşabihatı olsun, bunların hepsi Allah'tandır. Mühkemat, bizim amel edeceğimiz ahkamı bildiren ayetler ve hadisler. Müteşabihat, onun ilmi Allah-u Teala'ya tefviz edilmiş, beşerden gizlenmiş olan ilimler. Ayetlerde de var müteşabihat, hadislerde de var. Binaenaleyh biz mühkemati öğreneceğiz, bileceğiz, emel edeceğiz, müteşabihata girmeyeceğiz. İşte ilimde rüsuh sahibi nedir? Rüsuh sahibi olanlar. Ve yekulu ve rasihune fil ilmi, ilimde rüsuh sahibi olanlar. İlimde nihayete, ilimleri nihayete ermiş olan adamlar, yekulune derler ki, küllün, mühkemat olsun, müteşabihat olsun, bunların hepsi min indillah, Allah'ın indindendir. Biz buna iman ettik derler. Peki, bir şey daha size söyleyeyim. Ayet-i müteşabihleri var. Hususi müteşabih olan ayetleri toplayan kitaplar var. Hadislerde de müteşabih olanlar var. Bunu da toplayan kitaplar var. Bir de ehli tasavvufta, ehli tasavvufun sözlerinde müteşabih olan sözler vardır. Buna da şatahat derler. Bazı tasavvuf kitaplarını okurken insan görür. Bakar ki o zat bir şey söylemiş. O söze bakarsan zahiri şeriatı muhalif. Halına bakarsan kendisi güzel bir adam. Kerameti, zahir, vahir, şan-ı şöhret sahibi. Fakat sözünde bakarsan ki imali, tevriyeli bir söz. Zahirini alacak olsa küfrü mucib oluyor.
tehlikeli. İnkar edecek olsak o adamı küfre isnat etmiş oluyoruz. Vaktiyle İstanbul'da bir hoca efendi vardı, Şakir Efendi, kitapçı Şakir Efendi hoca. Ben kitap alırken İstanbul'da bana dedi ki, oğlum sana bir vesiyetim var. Tasavvuf kitaplarını alırken Muhyiddin Arabi Hazretlerinin kitaplarını alma. Çünkü ehli tasavvufun müteşabihleri de onun kitaplarıdır. Onun kitapları tasavvufun müteşabihleridir. Yani zahirini okuduğun gibi alırsan o ali tekfir etmeye gideceksin. Onu tekfir etmede senin bir faydan yok. Onu itikad edecek olsan şeriate muhalif. Onun sözünü de anlayamayacaksan anlaşılmayan bir söz söylemiş geçmiş demiş. Bak. Yani onu ben misal olarak söyledim. Diğer evliyanın da var böyle müteşabih olan şatahat derler. Şatahat. Onlar bize delil olmaz. Onun o sözünü alıp da o adama hücum da olmaz. Mesela Allah muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazaya giderken Tebuk şeylerde bu neydi? Kavmi Salih'in helak olduğu Medain. Orada devesi kayboldu. Deve kayboldu. Peygamber Efendimiz'in devesini arıyorlar. Yok, kimse bilmiyor. Münafıklar o vakit ne dediler? Dediler ki bak bak Peygamber'e bak. Hem göğden Cibril'in kendisine vehiy geldiğini iddia ediyor. Daha yeryüzünde, Medain'de devesi kaybolmuş yerini bilmiyor. Allah muhafaza etsin, gerçekten ifak olursa bak nasıl itiraz eder. Çünkü o zahiren Muhammedur Resulullah diyor ama kalbine inmemiş o mana. Onun için fırsattan istifade Peygamber Efendimiz'e iğnelemek istiyor. Onu inkar edip kalplere bir vesvese şek sokmak istiyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Peygamber Efendimiz bir beşerdir. Cenab-ı Hak bildirmese bilmez. Yalnız Cenab-ı Hak bildirirse bilir. Yani o münafık zannediyor ki Peygamber Efendimiz kendiliğinden biliyor. Allah-u Teala bildirmeden biliyor. Binaenaleyh devesi nereye gitti niye bilmiyor. Bunu iddia etmese vehi geldiğini inkar ediyor. Cibril buna gelmiyor, bu yalandan söylüyor. Cibril bana vehi getiriyor diyor. Yani her ikisinde de imanı yok. Halbuki Cibril aleyhisselam vehi getiriyor, bildiriyor ve nihayet Cibril aleyhisselam geldi, haber verdi ki deve filan yerde yuları bir ağaca dolaşmış, deve gelemiyor. Peygamber Efendimiz zaman derhal emir verdi, dedi ki gidin deve filan yerde yuları ağaca dolaşmış, deve bırakmıyor. Getti aldı geldiler. Bak Cibril aleyhisselam vehiy getirdi, haber verdi. Acaba o münafık iman etti mi? Gene iman etmez o. Binaenaleyh bu dünyada herkesin bir düşmanı vardır. En büyük bir peygamber düşmansız olmuş mu? Olmamış. Binaenaleyh en büyük bir veli de düşmansız olmaz. Herhangi bir sülahadan bir zat olsa illa ona düşman olan bir adam olur. Onun için o kapıyı kapadın. Sülahadan bir zat gördüğünüz vakitte şayet onun bir şetahatı olmuş, ağzından bir şey çıkmışsa ona karışma. Çünkü neden? Bazı makam sahiplerinden akli gider, söyler yahut insanın akli ermediği bir şeyi söyler, onun makamı çıkmış o anlıyor ama sen anlamıyorsun. Derece derece. Bu avam da olur da yayılır hocam. Avam bunu yanlış anlarsa onu men edeceksin ki bu senin aklın seviyesinde değil. Onu öyle bırak. Aklın seviyesinde değil. Ben bir defa söyledim. Erzurum'da Haşiizade Ali Efendi. Ben onu görmedim varmış. Helbum'den evvel. Kıraat hocam Hasan Efendi Allah rahmet eylesin bana anlattı. Onun hocası Yeşil İmam Mustafa Niyazi Efendi. Bir gün hocamla beraber gittik Hacı Haşizade Ali Efendi'yi görmeye gittik ki Lale Paşa Camisi'nin diş tarafında akşam namazından sonra namaz kılıyor. Oturduk o namaz kılıyor. Allahu Ekber diyor ayakta azıcık duruyor. Şöyle bir besmele okuyacak kadar duruyor, durmuyor, rükûa gidiyor, secdeye gidiyor, kalkıyor, yine öyle. Yani bir Fatiha ya Hüsnü Sûre okuyacak kadar durmuyor. Fakat hocamla bekledik, o birkaç rekat kıldı. Hemen selam verdi, diyor hocama Yeşil İmam'a döndü. Ula Yeşil İmam seninle Allah ile benim arama ne karışırsa. Ulan seninle ben nasıl namaz kılarım? Diyor, celalli bizzat.
Bağırdı, yeşil imam dedi ki, ya Şeyh Efendi kızma, kalbime malik değilim ya. Kalbim elimde değil. Ya sen Allah ile benim arama ne karışırsın? Nasıl namaz kılar, kılarım. Diyor, bir tekdir etti, bir tevbih etti. Ondan sonra o da yalvarıyor, ya kalbime malik olamadım, kalbime hutur etti, ne yapayım? İşin ne? İşim işte şu iş olacak. Peki haydi kalk git demiş, ben yarın işim görürüm. Ben de ne olduğunun farkında değilim diyor Hasan Efendi Hoca. Yolda hocama söyledim ki, Hoca Efendi bu Haşizade Ali Efendi bize niye bu işi yaptı? Sana bu hakareti niye yaptı? Oğlum demiş, adamda keşfi kalp varmış. O namaz kılarken hatirime geldi ki, la salate temme illa bi fatihatil kitab. Namaz tamam olmaz, la fatiha ile tamam olur. E bu ise Fatiha okumuyor. Ama azıcık duruyor, yallah rüküye gidiyor. Bu nasıl namaz olur? Onun da kalbinde, Hurra'nın, Yeşil İmam'ın kalbinden geçen onu eksiltmiş. Eksittiği gibi işte hakaret buradan başlamış. Peki şimdi zahir-i şeriatte sen sorsan ki bu namaz oldu mu, senin vereceğin fetva bu namaz şer'en namaz değil. Niye Fatiha'yı okumadın? Zahiren öyle. Fakat okumadığı ne malum? Zaman içinde Allah onun için zaman halk eder. Fatiha'yı da okur, Zemmü Sure'yi de okur. Fakat bize öyle azıcık gelir. Çünkü biz o makama çıkmadık ki bilelim. E peki olur mu evliyada? E niçin canım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç hadisesi olmadı mı? Bir gecenin içinde bu kadar hadisatı gördü, geldi. Olmadı mı? Oldu, evliyasında da keramet olarak olur. Cenab-ı Hak ondan zamanı tayy eder. Zaman içinde zaman halk eder. Zaman içinde zaman halk eder, o adamın namazı tamamdır. Fatihesini de okumuştur, Zemmü Suresini de okumuştur. Fakat onun hali bize kıyas edilmez ki. Onun için zahirde senin vereceğin fetva bu namaz değildir. Ama o adamın kendi hususi hali olduğundan dolayı senin namazın batildir diyemezsin. Kendisiyle Allah arasında olur. Şimdi bunu hakikaten Cenab-ı Hak zaman içinde zaman halk etmişse bu adamın namazı doğru. Bir de var ki sahtekarlıktan hakikaten o makama çıkmamış, milleti kandırmak için Allah benim zaman içinde bana zaman halk ediyor, o da deccaldır. O da deccaldır. Çünkü yalan söylüyor. Hakikaten onda yok o. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'ta gitti, kuyuya tükürdü, kuyunun suyu tatlı oldu. Daha Siret-i Nebi'de var. Müseylemetül Kezzaba dediler ki, ya sen de peygamberlikte yava ediyorsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kuyuya tükürdü mü hem suyu tatlı oluyor hem çoğalıyor. Senden burada bir kuyu var, suyu az, oraya tükür de suyu çoğalsın. Tükürdüğü gibi su kurudu. Niye? Yalancı çünkü. Doğru değil ki. Yani bir adam da kendisini Evliyaullah'tan gösterir, sahip keramet gösterir, yalancı olursa en büyük azab ona olur. Ama bizim dediğimiz o değil. Hakiki, fakat hali bizim halimizin fevkinde. O karışılmaz. O zatlar da ekserisi mürşid olamaz. Bu gibi hal sahibi olup da kendisinden bu gibi hallar olan nasıl arasında mürşid olamaz? Mürşid olması için tam halkın seviyesinde olacak ki onun hiçbir haline itiraz etmeyeler de yavaş 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 onları çıkarak hüsnizan sahibi olar. Fakat bu gibi hal sahipleri ekser suizenle anda kafası ermeyen cahil cumhur ötesi berisi suizenle derler. Suizenli olduğu gibi nasıl ondan nefret eder. Mesela bu demiş olduğum zat Yevmiye 20-30 kerameti zahir olan bir adam. Meşhur Erzurum'da. 2-3 tane mürit yetiştirememiş. Müritleri de hep meczup olmuşlar. Çünkü o sülükte böyle bir hal sahibi olmuş o. Dereceyi inşaada varamamış. Evet. Şimdi kaderden biz nerelere gittik? Kader meselesi o kadar gizli olduğundan dolayı Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin nuri kimin kalbine girmişse işte o elimde resul sahibi olur ve o teslim eder. İşin içine girmez. Dennel ilme ilim, ilmani iki ilimdir. İlmin bir ilim fil halki mahlukatta mevcudu mevcuttur. O da nedir? Ahkam-ı ilahiyye. Mükellef olduğumuz vazifeleri bildiren ilim. Ve ilmin bir ilim de fil halki halkta mefkudu mefkuttur. Cenab-ı Hak onu mahlukata vermemiş.
فَاِنْكَارُ الْعَلْمِ الْمَوْجُودِ Elmi mevcudu inkar etmek küfrün küfürdür. Bu da bazı cahil dervişlerde olur. Elmi mevcudu inkar eder. Efendim Kur'an bekar gelmiş bekar gidecek. Kimse Kur'an'ı anlamaz. Binaenaleyh neye iman edeceğiz? Kur'an bekar gelmiş bekar gidecek. Kimse de anlamaz. Kur'an inkar etmiyor. Yalnız diyor ki Kur'an'ı kimse anlamaz. Bekar gelmiş bekar gidecek. Neyle mükellefiz? Şimdi bu adam mevcut olan bir elmi inkar ettiğinden dolayı kafir olur. Bekar geldi. Öyleyse namazı Kur'an bildirmemiş, orucu bildirmemiş, hacı bildirmemiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor ama o adam diyor ki bunlar rumuzdur. Cahil sofralarda ben gördüm. Adam diyor ki cennette huru gılman varmış. Bu dünyadaki bu şeyler sahtekarlar diyor. Huru gılman için ibadet ediyorlar Allah'a. Cennete gidecekmiş de huru gılman varmıştı. Onun için ibadet ediyor. Ya bu Kur'an'da var. Diyor Kur'an'ı kim anlamıştı? Estaizu billah. İnne lil müttakine mefazen. Hedaika ve anaben. Ve kevaibe etraben. Ve kesen diha ayet-i kerimesi bildiriyor. Müttakiler için geniş geniş bağlar, bahçeler var. Genç kızlar var. Dolu dolu kase şaraplar var. Ayet-i kerimeyi kendisini okuyunca bak bak diyor. Kocanın da itikadı bozuk. Benim de itikadım bozukmuş. Yahu dedim bunu Allah buyuruyor. Allah sen Allah'a da itiraz ediyorsun. Diyor ki Kur'an'ın manasını kim anlamış? Bekar gelmiş bekar gidiyor. Peki Kur'an-ı Kerim'in manası anlaşılmaz da Cenab-ı Hak ne diye göndermiş bir isersem. Sonra sen anlamıyorsun ben anlıyorum. İşte cahil sofi akidesi bozulmuş. Gene namazda biliyor, oruçta tutuyor yani inkar etmiyor. Fakat kafasını takmış bir nükteden şeytan onu vurmuş. Ne? İnsan Allah'tan gelmiş Allah'a gideceği göteki yok. Yok değil var yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Amen. Fakat Cenab-ı Hak kafirleri cehennemde yakacak. Müminleri de cennetine koyacak. Eğer cenneti yoksa cehennemi de yok. Cennet olmazsa nimete kullarını diye cennete koymayacaksa öyleyse kafirleri de cehenneme koymayacak. Ondan da o çıkar. Yani o adamın cehaleti yüzünden akidesi bozulmuş. Buna da çok dikkat etmek lazım. Şimdi her kim mevcut olan bir ilmi inkar ederse kafir olur. Öteki وَدِّعَاوُ الْعَلْمِ الْمَفْقُودِ Mefkud olan bir ilmi de iddia ederse küfrün bu da küfürdür. Mefkud olan nedir? Kaderin sırrını bilmek. Bu mefkud. Bir adam kalkar iddia ederse ki ben kaderin sırrını biliyorum o da kafir. Niye sırrul kader mahfiyun anil beşer? Kaderin sırrı beşerden gizlidir. Kim iddia edebilir? Kimse iddia edemez. İddia eden kafirdir. Ve la yesbutul imanu iman sabit olmaz. İlla bi kabulil ilmil mevcud. İlmi mevcudu kabul edecek. Mevcud olan bir ilim vardır ki beşer onunla neyle mükellef ise Cenab-ı Hak bildirmiştir. Ayat-ı mühkemat işte bunu beyan ediyor ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri beyan ediyor. İlmi mevcud. Bunu kabul edecek ve terki talebil ilmil mefkud, mefkud olan ilmi de terk edecek, iman sabit olacak. Demek imanın hakikaten sıhhatini, sübuti için iki şey lazım. Mevcud olan ilmi kabul edecek, mefkud olan ilmi de terk edecek. Bir adam kalksa gayb iddia etse, gaybini iddia ediyorsun. Allah-u Teala gizlemiş senden. Senden gizlemiş olduğu bir ilmi sen kalkar iddia edersen ise bu küfürdür. Peki bazı evliyaullah yahut da peygamberler bazı şeylere haber vermiş. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda olacak bazı şeyleri haber vermiş. Bunlar ilmi gayb değil mi? Bize nazaran ilmi gayb. Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak Teala Hazretleri öğretmiş, vahiy terkiyle öğretmiş, öğrendiğini bildirmiş. Kendi kendine haber vermemiş. Çünkü o da beşerdir Peygamber Efendimiz. Kendi kendine bilmez. Vahiy terkiyle bildirmiş. Evliya da öyledir. Bir evliya ne kadar bilir? Bir veliye sormuşlar ki veli gaybı bilir mi? Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Allah-u Teala bildirirse bir şey, mesela bir veliye birdenbire bir ilham olur ki filan adam şu işi yapacak. Mesela evlenecek, bir de bir oğlu olacak. Allah-u Teala bildirir, vakitte haber verir. Bize göre gayb ama o ana göre gayb olmadı. Niye?
Cenab-ı Hak ona ilham etti. Yahut da vahy etti. Peygamber ise vahiy beşerisi ilham. Hatta bir adam rüyada bir şey görür. Rüya inen çıkar. Zaten birisi imam olacak. Arıyor. Kimse de tutmuyor. Lisanında az rekaketi var. Aciz kalmış, perişan olmuş güzel bir hoca efendi. Allah rahmet eylesin. Diyor rüyada benim dedemin ismi Dumlu Hoca. Dumlu Hoca'yı rüyada gördüm. Demiş ki hoca efendi gel seni imam tutacağız rüya. Halbuki o Dumlu Hoca onun rüyasına girmiş de gitmiş haber vermiş manasına değil. Cenab-ı Hak bir meleki Dumlu Hoca'nın şeklinde koyuyor. Rüyada onun ruhuna onu söylettiriyor. O da sabahtan kalkmış olan inşallah bu rüya doğrudur. Hoca beni köye imam tutacaktır. Köye geliyor. Hoca diyor ben böyle bir rüya gördüm geldim. İmam tutar mısınız tutmaz mısınız? Hay hay diyor köyünde imam yok imam tutuyorlar. İmam tutuyorlar. Şimdi okuyuşunda lisanında rekakat olduğundan köylüler dedikodu ediyorlar. Namazımız sahih mi değil mi? Bu sefer dedem bu hususta biraz şey oluyor. Görülüyor yani. Köylü itiraz ediyor. Acaba namaz sahih olmazsa ben de sebep oldum nasıl olur? O sıralarda da ben Erzurum'da okuyorum. Müftü Efendi Allah rahmet eylesin. Bu Hoca Efendi'nin ismi geçti. Dedim ki bizim köye Meymansır'dan Hafız Ahmet Efendi isminde birisini imam tutmuşlar. Lisanında rekakat varmış. Ben iyi tanımıyorum. Bunun namazı sahih olur mu olmaz mı? Halk soruyor. Müftü Müsevvidi vardı Hacı Hafız Efendi Allah rahmet eylesin güzel bir alimdi. Dedi ki o adam geldi ben Kur'an-ı Kerim okuttum. O adamın okuduğu kıraat sahihtir namaz caiz olur dedi. Ben de getirdim mektuba yazdım. Mektuba yazdığım gibi dedem almış okumuş sevmiş. Şahin işte Mustafa Müftü'den fetva gönderdi. Hoca kaldı 10-12 sene imam kaldı. Şimdi bu misal verdiğimin sebebi rüyada o köye imam olacağını Cenab-ı Hak ona bildirdi mi, bildirmedi mi? Bildirdi. O da geldi hakikaten imam oldu mu, olmadı mı? Oldu. E şimdi o rüyayı gördüğünden dolayı ve buna itikad ettiğinden dolayı kafir oldu mu? Yok. Niye? O rüyanın 46 cüzde bir cüzi vehidendir. 46 cüzde bir cüzi. İnsan görür bir rüyayı, aynen o rüyada çıkar. Ha, ilham da böyle. Cenab-ı Hak birdenbire keşfeder bir adama bir işi, gelecek bir işi. O kadar bilir. Onu haber vermesi de küfür değildir. Ama bilmediğini söylerse öyle bir keşfi ilham olmadı böyle ağızdan attı. Körundaş, yaras gelir ya gelmez işte kafir olan olur. Çünkü bilmediği Allah-u Teala bildirmediği halde iddia ediyor. O kafir olur. Ve nü'minu billevhi vel kalem. Yeter. Allah-u Teala alemin sallallahu aleyhi ve sellem.